Merhaba futbol aşıkları. Videoya geçmeden önce bizi Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Linke açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sezonun bitmesinin üzerinden tam bir ay geçmesine rağmen teknik direktör sorununu çözemeyen Fenerbahçe'de Lucien Favre sesleri yükseliyor. Ancak Sarı Lacivert yönetimi masaya oturduğu İsviçreli hocanın maliyeti tam anlamıyla el yakıyor. Takvimin haberine göre Favre'nin 6 milyon euro maaş istediği, yardımcılarıyla beraber 1 yıllık faturanın 8 milyon euroya çıktığı öğrenildi. Yönetim bu rakamı 5-6 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor. Ancak zaman Fener'in aleyhine işlediği için yönetimin eli de zayıfladı. Eğer Favre'nin istekleri kabul edilirse 3 yıl için 24 milyon euroluk yani 250 milyon liralık yükün altına girilecek. Favre ile görüşen yönetim yaşanabilecek olumsuz gelişmelere karşın alternatif planlar üzerinde de duruyor. Fonseca ve Benitez'e çıkan ciddi talepler nedeniyle sıkıntıya düşen Sarı Lacivertler, Marco Silva'dan olumlu geri dönüş aldı. Ancak Başkan Ali Koç'un Portekizli hoca konusunda bazı çekingeleri olduğu öğrenildi. Eğer görüşülen diğer isimlerle anlaşma sağlanamazsa son ihtimal olarak Silva'nın üzerinde duruluyor. Hedef 10 gün içinde hoca krizine son vermek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un transfer yapılması düşünülen mevkilerden birisi olarak söylediği sağ bek için Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi önerildi. Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiliz'de ve Manchester United'da olan Portekizli oyuncu Diogo Dalot, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. 22 yaşında ve 1.83 boyunda olan Diogo Dalot, sağ bek dışında sol bek orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Takvimin haberine göre güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan Dalot için parada anlaşma sağlanırsa 1 yıllık kiralama söz konusu olacak. Satın alma opsiyonu ile anlaşmada olup olmayacağı ise henüz belirsiz. Dalot, Portekiz milli takımının alt kategorilerinde defalarca forma giymiş ve bir ara piyasa değeri 20 milyon euroyu da bulmuştu. Diogo Dalot, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta Milan formasını giyme şansı buldu. Bu 34 maçın 21'inde ilk 11'de oynadı. Portekizli oyuncu bu maçlarda 2 gol atarken 3 de asiste imza attı. A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'ın basın toplantısında konuştu. Şenol Güneş, Azerbaycan'da evimizde gibiyiz. İtalya maçında kötü oyunla kötü bir sonuç aldık. Moral bozukluğu olması normal ama hayat devam ediyor. Üzülmek değil, iş yapmak zorundayız. Galler maçında daha iyi oyun ve daha iyi sonuç hedefliyoruz. Sıcak bir ambiyans var. Ev sahibiyiz zaten. Çok güzel bir stadyum yapmışlar. Umarım bu stadyuma uygun şekilde güzel bir maç yaparız. Kötü oyunun mazeretini sunmak olmaz. Olumsuzluğa bağlı olarak bir moral bozukluğu olması da normaldir. Sorunları konuşmak yerine çözümlerini üreteceğiz. Gruptan çıkma şansımız hala önümüzde. Biz bir aile olarak buraya geldik. Bunun bozulmasını asla istemiyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun kendimize inancımız var. Grup maçlarına çok hızlı başlayıp düşüşte gösteren olabilir. Yavaş başlayıp ileride iyi sonuçlar alanlar da olabilir. Danimarka ve Yunanistan örneği var. Danimarka tatilden geldi diye haberler yapılmıştı. Son turnuvada Portekiz gruptan zor çıktı ama şampiyon oldu. İtalya maçında onlar ne kadar üstünse biz de o kadar kötüydük. Hollanda ve Ukrayna maçını izledim. Tempolu bir maç oldu. 2-0'dan sonra rahat kazanacaklarını düşünürken 2-2 oldu. Futbol böyle bir şey. Çok iyi oynayan İspanya skoru yansıtamadı. İtalya maçında beraberlik dağılsaydı kötü oyunumuz ortadan kalkmazdı. İtalya maçında oynamayan herkes performansının altındaydı. Bunun sorumlusu da benim. Geçmişte takılı kalmak yerine yarın yeni bir döneme başlayacağız. Galler iyi bir takım. Savunma anlayışı olan, hızlı adamları olan bir takım. İki takım da kazanmak istiyor. Bu durum oyun planlarını da değiştirebilir. Biz İtalya'nın güçlü olduğunu biliyorduk ancak karşılarında ne yapacağımızı görmek istedik. Ancak göremedik. Şimdi hiçbir şey yapmadığımız için belki her şeyi yarın yapacağız. Alınan kötü sonuç her zaman eleştirilir. Buna saygı duyarız. Futbolu izleyen herkesin bir görüşü vardır. Biz işin içindeyiz. Sahada sürdürdüğümüz oyuncudan karşılığını isteriz. Göremediğimizde de yerine başkasını oynatırız. Kaan Ayhan'ı mı 11'e gelir? Ozan mı gelir ona bakacağız. Aynı kadroda çıkabilirim. Oynayan oyuncularımız da iyi oyuncular. Her oyuncuma güveniyorum. O yüzden buradalar. Bizde sağ sonuçlarına olumsuzsa değişiklikler daha fazla olabilir. Oyun anlamında beklediğimizi bulamadıklarımız oldu ama idmanda bakıyoruz bunu atlatmış görünüyorlar. Yarınki maçta değişiklik olsa bile az olacaktır. Bakü'de oynayacak olmaktan mutluyuz. Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. İtalya maçında aldığımız sonuç olumsuzdu. Her gün yeni bir başlangıç. Başarısızlıkları konuşmak yerine geleceğe bakmalıyız. Gruptaki iddiamız devam ediyor. Sonuç ne olursa olsun Galler ve İsviçre maçlarının önemini değiştirmedi. FIFA sıralamasına baktığımızda biz 3 takımın
anlamda gerisindeyiz. Oyun olarak bakarsak bunları yakalayıp geçmek istiyoruz. Galler ve İsviçre maçları bizim için final. İtalya maçından beraberlik alsak bizim için avantaj olurdu. Ancak oyun kötü olunca alamadık. Yarınki maç bu yüzden çok önemli. Rakibimizi tanıyoruz. Oyuncularımızla paylaştık. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Çağlar ve Umut kontrol amaçlı idmana çıkmadı. Dün idmana çıktılar. Herhangi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok. Her futbolcum en iyisini yapmak için sahaya çıkacak. Galler'den daha üstün olduğumuzu gösterip galibiyet almaya çalışacağız. Burak Yılmaz. İlk maç kesinlikle istemediğimiz bir başlangıç oldu. Açıkçası nedenlerini kendi aramızda bulup bu zamana kadar hallettiğimizi düşünüyorum. Bize yakışmadı. Favoriye karşı başlamak dezavantajdı. Yarın tekrardan hedefteyiz. Galler karşısında her zamanki Türkiye'yi izleteceğiz. İnşallah yarın istediğimiz sonucu alırız. Maçtan sonraki iki gün çok kötü durumdaydık. Üzgündük, kırılgandık. Hocamıza da teşekkür ediyorum. Bizimle ilgilendi, toplantılar yaptı. Baktığımız zaman 6 puan hedefimiz var. Hocamız olumlu ve pozitif toplantılarla yeniden bize kendimize getirdi. Tabii ki gruptan çıkabiliriz. İlk maçtaki olumsuz hava dağıldı. Yaptığımız hataların farkındayız. Yarınki maçı kazanırsak bazı şeylerin değişebileceğini biliyoruz. Yarı final, final bunları düşünmek için erken. Bize güvendiğinizi biliyoruz. Böyle bir oyunu biz de beklemiyorduk. Yarından itibaren ne olduğumuzu kendimize gösterip kendi oyunumuzu oynayacağız. Öncelikle hedefimiz yarınki Galler maçını kazanmak. Bizi gruptan çıkaracak formül 6 puan. 6 puan almak için olan formülleri ise hocam açıklayacak. Tüm Azerbaycan halkına teşekkürlerimizi iletiyoruz. İlk günden bize kardeşleri olduğumuzu hissettirdiler. Kendi evimizde oynayacağız. İtalya'da tamamen deplasmandaydık. İnşallah yarın Galler'e de buradayız deplasmanı yaşatırız. Bize yarın sadece Allah'ın izniyle bir galibiyet almak kaldı. Galler'in bir oyun anlayışı var, analizlerimizi yaptık. Üçlü ya da dörtlü savunma oynamaları fark etmez. Benim tercihim savunmasız oynamaları. Sporto'da Süper Lig'in 3. sırada bitiren Fenerbahçe yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, geçen sezon Bundesliga 2'de 27 gol atan ve bonservisi elinde olan Serdar Dursun'u transfer etti. Kulüpten yapılan açıklama şöyle. Kulübümüz geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservisi olarak 3+1 yılının renklerine bağlamıştır. Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a çubuklu formamızda başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun. Fenerbahçe ile anlaşan Serdar Dursun imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Serdar Dursun'un açıklamaları. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Büyük Fenerbahçe taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Gol kralı olarak geldim. İnşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. Farklı takımlardan da teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin adı heyecanlandırdı. Bir erkek çocuğum olacak. Onun bereketiyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım. Bu statta kale arkasında çok maç izledim. Gollerimi atmayı, taraftarlarla buluşmayı hayal ediyorum. Uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Ceza sahasında bitirebileceğim iyidir. Sahada ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu göstereceğim. Bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook sayfamıza da bekleriz.